Alo, merhaba. Ben çocuk doktoru Samet Oral. Nasıl yardımcı olabilirim? Ney? Çocuğunuz yumurtasını yemiyor mu? Yumurtasını yemeyen çocuk ufacık kalır. Yumurta yerse kocaman olur, güçlenir, sağlıklı olur. Ya, çok güçlü olur. Yumurta çok önemli bir şeydir. Evet, yumurtasını yemesi lazım. Ya. Neden yemiyor peki yumurtasını? Sevmiyor mu? Yumurta çok güzeldir ya. Ben durmadan yumurta yedim. Yumurta yedim. Doktor oldum. Ya. Sen bir de ne olursun? Yumurta niye? Doktor da olursun, pilot da olursun. Ne istersen olabilirsin yani. Çünkü beynini geliştiriyor. Zeki yapıyor insanı. Evet. Çok zeki yapıyor. Yumurtasını yemezse çıkar gelirim. Evet. Bu arada tabii ki evlerden çocukları alabiliyoruz. Geliyoruz doktor olarak. Muayene getiriyoruz. Muayene ediyoruz. Neden yumurta yemiyor? Neden sağlıksız diye. Çünkü hasta oluyorlar çocuklar yemeyince. Ne isterseniz siz de getirebilirsiniz. Adresi biliyorsunuz zaten. Evet. Ben yine de sizin adresinizi arayayım. Şurada kalemim vardı. Bir dakika. Oldu. Evet. Adresini siz yine söyleyin ki. Hani yemezse ben gelirim oraya. Bekliyorum, evet söyleyin. Hı. Bu kadar yakınmışız ya. 100 metre yürüsem gelirim ben. O kadar yakınmışız. Çok da yakındaymışız ha. Hemen gelirim. Ben gelirim mi o zaman? Siz şey yapın. Yine bir deneyin bakalım. Yumurtasını yiyecek mi? Bak şunu anlatayım ben size. Ben küçüktüm. Yumurta yemezdim. Hep hasta olurdum. Okula bir giderdim. Hemen hastalanırdım. Bir daha gidemezdim. Derslerimi kaçırırdım. Arkadaşlarım eğlenirdi. Ben eğlenemezdim. Arkadaşlara bakardım. Hiç hasta olmazlardı. Ben hep hasta olurdum. Sonra doktora gittim. Doktor bana baktı. Sen hiç yumurta yemiyor musun dedi. Yo dedim. Tabii hasta olursun dedi. Sen yumurta yemediğin zaman benim yanıma geldiğin gün dediler. Doktorlar. Ben de bir başladım yumurta yemeye. Yemek yiyorum, sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Yumurtamı yiyorum. Baktım güçlenmeye başladım. Hiç de hasta olmuyorum. Çok da neşeliyim ha. Gülüyorum. Önce de ağlayıp duruyordum. Niye ağladım da bilmiyorum küçükken ya. Demek ki yumurta yemiyormuşsun. Sağlıksız besleniyormuşsun. Ondan. Bir de kola içmeyi çok seviyordum küçükken. O da çok hasta ediyordu beni. Sakın ha sakın kola falan içmeyin. Tamam mı? Çok sağlıksız bir şey. Hasta ediyor, büyütmüyor, organlarımıza zarar veriyor. Kola çok berbat bir şey. Ama yumurta, yumurtadır, çok sağlıklıdır. Benim bile canım yumurta istedi. Şimdi gidin de bir yumurta yiyeyim. Büyüdüm, daha da büyüyesim var. Yani çok lezzetli bir şey. Evet. Sen de yumurtanı güzelce ye, tamam mı? Ben gelmeyeyim şimdi. Ne yapacağım bu saatte? Ama yemezsen mecbur geleceğim. Benim de işim o. Doktor. Ya. Hastanın ayağına gideceğiz mecbur. Neden? Yumurta yemediği için. Ha, yumurta yemeyen hasta olmayan çocuklar da var. Onlar da gidiyorum. Çünkü neden? Hasta olacaklar çünkü. Yumurta yemiyorlar. Ondan gidip alıyorum. İçeride bir çocuk var. Yumurtasını yememiş. Hemşire hanım ilgileniyor onunla.
O da hiç yemiyormuş senin gibi. Hastalanmış. Dün de geldi o çocuk. Hep hastalanıyordur. Ben de üzülüyorum tabii. Yeseler hasta olmazlar. Bir de çocuk durmadan ağlıyor. Doktor görünce ağlıyor. Niye ağlıyorsa doktor halbuki hasta olanları iyileştirmek için çaba gösteriyor değil mi? Ben de hasta olsam ben de doktora giderim. Doktor da olsam yine doktora giderim. Çünkü iyileşmem lazım. Onun için doktordan korkmuyoruz. Ama yumurta yemezsen de hasta oluyorsun. Doktora gelmek zorunda kalıyorsun. O da iyi olmuyor. Değil mi? Sevmiyorum doktoru. Onun için yumurta niye? Anlaştık mı? Neyse çok konuştuk artık yeter. Ben sizin adresinizi bir daha bir alayım ya. Karışık olmadı. 100 metreyle ödedim mi? Kapı numarası kaçtı acaba? Kaçıncı kat? Evet, doğru yazmışım. Tamam. Adres almaya gerek yok o zaman. Adresiniz burada. Siz beni ararsınız. Yumurtasını yememeye devam edersen ben çıkar gelirim. Anlaştık. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın o zaman. Hadi sağlıklı günler dilerim. Güzel yumurtalı günler dilerim. Bye. Kapatıyorum. Kapattım.